Selamünaleyküm Seyyid Muhammed Adnan Hocam. Hazreti Mehdi'nin gizli olmasındaki, kendini açıktan ilan etmemesindeki sır nedir? Bütün peygamberler ümmetlere açıktan tebliğ etmişler, tanımışlar ve tabi olmuşlardır. Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa Aleyhisselam gizliden faaliyete bulunmasının hikmetini açıklayabilir misiniz? Tarikatların bir sohbetinizde 20.10.2010 tarihinde sona erdiğini belirtmiştiniz. Biz Hazreti Mehdi'ye biat ettiğimizi gönlümüzden geçirsek biat etmiş olur muyuz? Biat için şart var mıdır? İbrahim Ethem. Mehdi'nin gizli olmasının sırrı vahiy ile, yani Kur'an'da açıkça şu şahıs Mehdi'dir diye belirtilmiş olmamasıdır. Yani şu saatte şu gelecek kişi Mehdi olacak ve ona da bağlanacaksınız diye Allah bir şart getirmemiş. Hazreti İsa Mesih de peygamber olarak gelmeyeceği için ona da o şekilde bir hüküm inmemiştir. Dolayısıyla her ikisinde kendisini ilan etme mecburiyeti yok. Yani Hazreti İsa Aleyhisselam'ın sonunda kendisini söylemesi var ama yani iman etmeyen, yani onun İsa olduğunu anlayamayan, kavrayamayan insan sorumlu olmaz. İsa'nın ineceğine inanmakta mükelleftir. Yani şahsı teşhisle mükellef değildir. İnşallah. Ama vicdani bir sorun tabii. Yani mucize gösteren, Hristiyanlığı dünyaya hakim etmiş, Hristiyanlık Müslüman olmuş, Kur'an'a tabi olmuşlar, Müslümanlıkla Hristiyanlık birleşmiş ve sadece Müslümanlık dini kalmış. Dolayısıyla Müslüman olan Hristiyanlık, değil mi? Dünyada büyük bir sayıdır, büyük bir çoğunluktur. Dünyada nurunu saçmaya başlamış, yaymaya başlamış. Bunu adam anlamıyorsa ona ne diyelim biz? Tabii inşallah. Değil mi?